Hocam neler söyleyeceksiniz? Yani bizim Türk futbolumuzda hakem konusunu nasıl çözeceğiz ve bu anda biraz açıklarsanız, hatırlarsak çok memnun olurum. Şimdi ben hakem arkadaşlarla ilgili şunu söyleyeyim. Ya her şeyden önce ben hepsini tebrik ediyorum. Şöyle tebrik ediyorum, bu mesleği seçtikleri için. Çünkü çok zor bir meslek. Bir anda karar vermen gerekiyor. Yanlış da verebiliyorsun. Yanlış hatalarınız da oluyor. Bir sürü şeyler oluyor. Ama kesinlikle kolay bir şey değil. Yani maçlar bittikten sonra mutlaka iki takımdan bir tanesi sana tepki gösteriyor. Kesin, bu bir kesin yani maçın durumuna göre. Onun için tabii ki arkadaşlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Ama bazen de gerçekten de inanılmaz hatalar oluyor yani. Şimdi örneğin şimdi şu gösterdiğiniz şey, ben Deniz Hoca'yı çok severim. Yani şüphesiz bu devamlı arada. Devamlı görüştüğümüz birisi. Ya o gün bize bir hata yaptı penaltı ile ilgili. Maçtan sonra ben de söyledim. Hocam ya bu penaltı değildi falan filan dedim. Hı hı. Yok öyle değil Rıza, penaltıydı dedi. Peki dedim. Ben her maçtan sonra da genelde hakem arkadaşlarımın odasına giderim. İyi yolculuklar derim. Kendi yapıyor. Onun yanına gittim, bir baktım böyle oturuyor. Yukarıya bakıyor, tavana bakıyor. Yani seyretmiş maçı ki hata olduğunu anlamış. Ben hocam iyi yolculuklar dedim. Ama dedim penaltı değildi dedim. Yine onu söyledim. Çıktım. Ben yayıncı kuruluşa röportaj vermeye başladım. O arada da Deniz Hoca'yı konuşuyoruz. İşte arkadaş soruyor. Ben de cevap veriyorum. Değildi falan filan. Bir baktım hoca geldi yani. Herhalde dedim hoca dinliyor. Geldi bize bir şey söyleyecek dedim. Kötü bir şey. Kötü değil de yani aynı şeyi söyleyecek zannettim. Geldi ben dedi hata yaptım dedi. Ben dedi İki tarafa da yanlış yaptım dedi. Ben dedi şöyle oldu, böyle oldu dedi. Kendimi affetmiyorum dedi. Ben dedim hocam dedim bilerek mi yaptınız dedim. Yok Rıza hocam niye bilerek yapayım? O zaman ne kafana takıyorsun dedim. Herkes yapıyor yani. Bu kadar hakemin zor bir durum mu hocam? Yani? Yapılıyor. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi mesela bu sene, ondan önceki seneler bir sürü hakem hatalar oldu. Bir sürü şeyler oldu. Ben Beşiktaş'ta oynarken hakem bize gol attı. Gerçekten gol attı. Yani Ankara gücüyle oynuyoruz. Maçın ortalarıydı herhalde. Bir orta geldi. Bir baktım hakem arkadaşımızın burasına çarptı, bize gitti, gol oldu. Dedim hocam dedim ne yapıyorsunuz orada dedim. Ya Rıza zaten gol olacak dedi. Yok hocam dedim yani. Güzelmiş. Öyle maçı bitirdik. Yani, hocam peki yani hani orada artık hani hakemliği bıraktığı andan bahsediyoruz. Önemli de bir konu. Kendi içindeki hesabıyla birlikte evet. O da o tepkilere veya gelecek olan reaksiyonu durdurmak istemiş. Şimdi oradan konular biraz da hani VAR kararlarının seslerinin de açıklandığı, paylaşıldığı bir yere geldik. Evet. Bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi, doğrusu bu mudur? Eğer VAR olsaydı o zaman hoca kesinlikle hakemliğine devam ederdi. VAR olursa. Ha şu andaki VAR'ı soruyorsanız maalesef istedikleri şekil kullanamıyorlar. %100 orada bile hata yapıyorlar.